Atanın kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde. Merhaba çocuklar. Ata Yayıncılığın sizler için hazırlamış olduğu Afacan ile Okuma Yazma Öğreniyorum derslerimize devam ediyoruz. Bugün yepyeni bir sesle karşınızdayım. Hazır mıyız? Evet, hadi geliyor bakalım yeni sesimiz. B. Biber bana acı geldi. Bahçeye beş bacı geldi. Buğday bu yıl bol bitti. Babam yedi bal bitti. Bardağımın yarısı boş. Balıkların sarısı hoş. Biberi bıçakla oydum, tabağa balığı koydum. Biber yemeğe lezzet katar, balonlar rengarenk etrafı süsler. Balina kocaman bir balıktır, boğa kırmızı rengi hiç sevmez. Eda ile asa şarkıyla yeni bir harf öğreniyor. Evet, Eda ile Ata bu şarkıyla yeni bir harf öğrenmişler. O zaman biz de öğrendik değil mi? Hadi başlayalım. Ne yapıyoruz? Şarkıda geçen varlıkları buluyoruz. Balon. Evet, balon vardı. Balon. Balon. Başka ne vardı? Oo, şurada kocaman bir balina gördüm. Bakalım. Evet, balina. Balina. Balinayı da bulduk. Başka ne vardı? Buldum. Kırmızı rengi hiç sevmeyen bir boğa. Evet, boğa. Başka? Başka ne vardı? Bakıyorum. Evet. Şimdi gördüm. Bakın burada yemeklere lezzet katan biber var. Biber. Biber. Biberi de bulduk. O zaman haydi başlayalım okumaya, yazmaya. Atanın kitapları her an elimde. Evet çocuklar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15. fasikülün 9. sayfasındayız. Çalışmalarımıza hızla devam edelim. İlk olarak resimde gördüklerimizi anlatalım. Ne görüyoruz? Oo, çok güzel bir köy evi görüyorum ben burada. Değil mi? Amca nereden gelmiş? Meyve sebze yetiştiriyor galiba. Bahçesinde biber eksikmiş. Biberi kucağına almış, eve doğru ilerliyor. O sırada gözüne bir şey takılmış. Bahçedeki çitleri boyaması gerekiyormuş. Onları boyuyormuş. Galiba yarıda kalmış işi. Hemen demiş, bunları tamamlamalıyım. Boya yapmalıyım. Burada da bir balta var. Baltayla ne yapıyordu acaba? Yakacak odunları kırıyordu değil mi? Olabilir. Ne kadar güzel bir yer burası. Yemyeşil, mis gibi kokuyordur. Hadi tamam, bu kadar bahsettiğimiz yeter. Şimdi diğer çalışmaya geçelim. Adında B sesi bulunan varlıkları işaretleyelim. Nedir? Zil. Var mı? Yok. Geçtik. Balık. Balık. Evet. B sesi var. İşaretle o zaman. Sonra bir bulut. 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 Güzel. Adında B sesini duyduk. Hadi işaretleyin onu da. Sonra balon. Balon. İşaretliyoruz. Bebek. Bebek. Harika. Bunda da B sesi var. Bunu da işaretleyelim. Ve son olarak sepet. Sepet. Var mı adında B sesi? Yok. O zaman bunu işaretlemiyoruz. Hadi bakalım kontrol edelim. Balık, bulut, balon ve bebek. Bebeği işaretledik. 10. sayfayla devam ediyoruz. Burada yine
tamamlama çalışmamız ve boyama çalışmamız var. Hangilerini boyayacağız? Evet, doğru bildiniz. Adında B sesi olanları boyayacağız. Balık. Evet, tamamlanacak, boyanacak. Sonra balta. Balta. Evet, bu da boyanmalı. Sonra burada bir zil var. Boyanmayacak, geçtik. Bardak. Bardak. Tam başında B sesini duyduk. Tamam, o zaman kontrol ediyorum. Balık, balta ve bardak boyanıyor. Ama çizgilerinden tamamlamayı unutmayın. Önce tamamlayın, ondan sonra boyayın. Bakalım. Aa, burada biri var. Ama bir eksiklik var. Hadi tamamlayalım onu da. Nasıl yapmalıyız? Önce yukarıdan aşağıya çizgiyi tamamlayacağız. Sonra baş kısmını, sonra da gövde kısmını tamamlamamız gerekiyor. Sonra da boyamanız gerekiyor. Burada bir de makas var. Makasın da sapının biri eksik kalmış. Hadi tamamlayalım onu. Önce bir yukarıdan aşağıya tamamlayalım. Sonra da bu kısmını, yuvarlak kısmını tamamlayın. Sonra da boyayın. Hadi bakalım. Nasıl olmalıymış? İşte bütün çizgilerin üzerinden geçildi ve boyandı. Geldik diğer sayfaya. Evet, nereye geldik? Harika. Yeni bir harf öğreniyoruz bugün. B harfinin yazılışını öğreneceğiz. İlk olarak büyük B harfinin yazılışını öğrenelim. Hadi izleyelim bakalım. Büyük B harfi birinci çizgi ile üçüncü çizgi arasına yazılıyor. Ve üç harekette tamamlıyoruz çocuklar bunu. Hadi hazır mısınız? Birlikte tamamlayalım. Bir, iki, ikinci çizgiye geldik ve üç. B. B. Bir, iki ve üç. B. Harika. Bunu da tamamladık. O zaman ne yapalım? Hadi gidelim birlikte büyük B harfini yazalım. Atanın kitapları her an elimde. Bu dersimizde B harfini öğrendik. Şimdi onun yazma çalışmasına örnek yapacağız dedik. Hadi başlayalım. 1, 2, 3. Tam 3 harekette tamamlıyoruz. Balon, biber. Hadi bakalım yazalım birlikte. Önce 1, 2, 3. 3 harekette tamamladık. Bir kez daha. 1, 2, 3. Harika. Hadi diğer büyük B harflerini de yazsın. Hadi bakalım yazdıklarımızı kontrol edelim. Birazcık büyütelim. Biber. Balon. Evet, uygun boşluklar bırakarak büyük B harfini yazdık. Şimdi buna da bakalım. Tamam, bu da hazır. O zaman şimdi ne yapalım? Küçük B harfine geçelim. Hadi, o nasıl yazılıyormuş? Onu da öğrenelim. Bakalım, hemen videomuzu açalım. Birinci çizgi ile üçüncü çizgi arasında yazılıyor. Bunun yuvarlığı bir tane. Tam iki harekette yapacağız bunu da. Hazır mısınız? Başlıyoruz. İlki bir, iki. Evet, buraya da bir yuvarlak çizip tamamladık. Hadi bir kez daha. Bir, iki. Çok güzel. Küçük B harfinde nasıl yazıldığını izledik. O zaman gelin birlikte yazalım. Atanın kitapları her an elimde.
Şimdi de küçük b harfini yazıyoruz. Bir, iki. İki hareketle tamamlıyorduk bunu da. Bakalım. Bir, iki. Bir, iki. Harika. Bunu da tamamladık. Diğerlerini tamamlıyorsun. Sonra da gel birlikte kontrol edelim. Yazma çalışmamızı yaptık. Sırada kontrol var. Hadi kontrol ediyoruz. Küçük b harfini yazdık. Bakalım tamamlandığında nasıl olmalıymış. Evet. Çizginin dışına taşmadan ve yine her zaman söylediğim gibi aralık bırakarak yazıyoruz. Bunları da gösterelim. Harika. Bunları da tamamladık. O zaman küçük bir görev zamanı. Afacan çalışma yapraklarındayız. Hangisinde kalmıştık? Evet, 40. çalışma yaprağındayız. Hemen bakalım ne varmış burada. 40. çalışma yaprağımızda üst kısımda büyük B harfi, altta da küçük B harfi var. Bunları kuralına uygun bir şekilde yazıp tamamlayın çocuklar. Ne kadar çok yazarsanız yazınız o kadar güzel olacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşürüz o zaman. Sizi bekliyor olacağım. Hadi hoşça kalın. Atanın kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde.